Hanımlar beyler, dostlar ve arkadaşlar, bu ülkenin güzel insanları, güzide insanları, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Olay ekranlarına, dünyanın hali programına hoş geldiniz. Dünyada ve Türkiye'de neler oluyor? Bunları mümkün olduğunca objektif ve bilgiye dayalı olarak konuştuğumuz, tartıştığımız bir programdır. Sesimde bir sorun var benim kendi sağlığımdan kaynaklanan bir 25 dakikanızı rica ediyorum size faydalı şeyler anlatmak niyetindeyim niyetimiz hayır akıbetimiz de hayır olur inşallah o bapta hakkınızı helal edin izleyecek olanlar dinleyecek olanlar efendim bugün memleketin her yerinde salalar okundu bugün memleketten çok fazla komşu gönderdik Hazreti Peygamberi Zişan Efendimiz'e. Komşular gönderdik, şehitlerimizi uğurladık. Dün mezhepler üzerinden yapılması ihtimali çok yüksek olan bir takım oyunların anatomisini ortaya koymaya çalıştık. Çok basit izahları misallerle, çok net anlaşılır örneklerle elimizden geldiğince dilimizden dilimiz döndüğünce, dağarcığımız yettiğince bugün de dünyanın şu andaki meselesi olan küreselleşme ve çeşitli ülkelerde buna karşı duran milli politikalar üreten Ülkeler ve insanlar bağlamında terörü konuşacağız. Çünkü şu an gündem bu ama bir sürü büyük kanalda hala eğlence programları, hala diziler devam ediyor. Umarım siz e, memleketin derdiyle dertlenenlerin sayısı e, memleketten ve dünyadan bir haber olanların sayısından fazladır her zamanda. Ee, öyle olur Allahü Teala adedinizi arttırsın ee, sizlere sağlık sıhhat afiyet versin dedikten sonra başlayalım memleketin başındaki bela terör ve terör örgütünü yönetmek bir şirketi yönetmek gibidir ve bir şirket efektif olduğu sürece açık tutulur. PKK üzerinden konuşmak gerekirse 30 bin, 40 bin, 50 bin dönem dönem rakamları değişiyor içinde bulunan terörist sayısı. Bu bunların finans finansmanı, lojistiği, balistiği, bu adamların sağlığı, hatta oradaki kanalizasyon sistemi bile bu tırnak içinde beyinsizlerin başarabileceği, akledebileceği bir şey değildir. Bırakın. Böyle bir örgütlenmeyi, böyle bir e, gücü ortaya çıkarabilmeyi sadece oradaki kanalizasyonu yapacak beyinleri yok onların. Dolayısıyla herkesin bildiği şekilde bunun sponsorları var. Birden fazla sponsoru var. Ve 80'lerin başından beri Türkiye'nin etrafına çevrilmiş bir çittir ki bu... Devinim gücü ve bu potansiyel harekete geçmesin. Ne zaman bir şeyler yapılsa ya borsa yoluyla ya da terörle ülke hizaya getirilmeye çalışılmıştır. Türkiye'nin başında bir kırbaç gibi bir havuç gibi tutulmuştur, bekletilmiştir. Şimdi bunu bitirmenin tek yolu var hocam bunu bitirmenin tek yolu var. Ya sen kimsin dersen ben gariban bir tarihçiyim. Biraz da ilahiyat bilirim. Biraz da sosyal bilimlere merakım var. Beni geç. Dünyadaki en iyi terör uzmanı kimse onu, onu bulun ona sorun. Türkiye'deki en iyi kimse onu bulun ona sorun. Bunu bitirmenin tek yolu bunun efektif olmamasını sağlamaktır. Bu insanlar bu zavallılar bu yaratıklar Türkiye'de şehit ederek polisin sayısının azalmayacağını, bitmeyeceğini biliyorlar. Bu ülkede asker şehit ederek ordunun Türkiye'nin yenileyeceği, yenilmeyeceğini biliyorlar. Askeri sayısının azalmayacağını biliyorlar. Bu devletin ve bu coğrafyanın en büyük artısı kendisi için hayatını feda etmekten çekin Mec insan bulmakta hiç zorlanmamasıdır. Bunu ta Kurtuluş Savaşı'ndan da alabilirsiniz, 1071'den de alabilirsiniz. Kurtuluş Savaşı'nda bu milletin eşkıyası, hırsızı, uğursuzu dahi cepheye koşmuştur. Bunu bunda bir örnek olarak ortaya koyayım. Bu memlekette kahramanlar bitmez. Ama bize düşen çok önemli, çok çok önemli bir görev var. O da infiale düşmemek, toplumsal bir hadiseye karışmamak, bunun bir parçası olmamak ve bunun ortaya çıkmaması için çalışmak. Bir kez daha yapabilirler, beş kez daha yapabilirler, on kez daha yapabilirler. Ama bila nihayet eğer Türkiye'de birileri birilerine bundan kaynaklı eziyet etmezse bu ülkenin bütün vilayetlerinde insanlar bu devletin bayraklarıyla sokaklarda olduğu sürece birbirimizi gadre uğratmadığımız sürece birkaç yıl içerisinde Virginia'da CIA'nin Türkiye masasının başında oturan adamın iki dudağının arasındadır. Ve adam bunun efektif olmadığını, işe yaramadığını ancak böyle anlar. Bir infial ortaya çıkmadığı müddetçe biz onlara bunu dedirtiriz. Artık efektif değil, artık işimize yaramıyor. Çil yavrusu gibi dağılırlar. Sahada zaten bir şey yapamıyorlar. En büyük yıllardır savurdukları en büyük tehdit Tırnak içerisinde söylüyorum, öyle bir şey yok da halk savaşı dedikleri bir şey, şehir savaşı dedikleri bir şey. Bunu da denediler. Bir takım süreçlerden istifade ederek e, cephaneliğe çevirdiler. Oradaki insanlara eziyet ettiler. Oradaki insanların mahremlerine girdiler, evlerine girdiler. Allah'a çok şükür bir yudum su veren de bulamadılar da. Oradaki insanlar evlerinden, yurtlarından oldu. Pek çok sızmaya rağmen, pek çok önemli kademeye hain insanların bir şekilde gelmiş olmasına rağmen gerek polis özel harekat gerekse jandarma özel harekat dünya terör tarihinin bakın açık ve net söylüyorum dünya terör tarihinin en başarılı mücadelesini vererek bunları buradan söktü attı. Ben ve arkadaşlarım diğer programımızda iki buçuk senedir terörü İHA'lar bitirecek dediğimizde henüz İHA'lar ortada yokken, henüz daha ARGE aşamasındayken bizimle dalga geçenler, tehdit edenler, bugün yine dalga geçmek için, tehdit etmek için bir şeyler buluyorlar, bulsunlar. Önemli de değil. Hiç sıkıntı yok. İHA'lar sayesinde ve polis özel harekatın, jandarma özel harekatın ki sızmaların en az olduğu söylenen birimlerimiz kahramanca mücadelesi sayesinde arazide hiçbir iş yapamıyorlar. Bir 10 sene önce, bir 20 sene önce bu mevsimlerde, 5 sene önce de öyleydi. Karakol baskınları, toplu kalkışmalar. Şimdi 20 tanesi bir araya gelemiyor. Yani polis, asker 20 tanesi, 10 tanesi bir araya geldiği zaman tepesine biniyor. Komando tugaylarımızın sayısının artması, polis özel harekatın çok iyi eğitimli ve e, nicel olarak, nitel olarak belli noktaya gelmesi, jandarma özel harekatın bu noktaya gelmesi ve güvenlik birimlerindeki hainlerin ki tamamını temizlenmediğini biliyoruz. Bu da bizi müteyakkız yapmalı. Önemli bir kısmının temizlenmesi neticesinde sahada işleri bitti hocam. Bunlar hiçbir şey yapamazlar. Bunların hala beslenmesinin, subvanse edilmesinin, bunların hala arkasında sponsorlar olmasının tek nedeni bu bombalardan biriyle Türkiye'de infial yaratabilir miyiz? İnsanları birbirine kırdırabilir miyiz? Biz birbirimizi kırmazsak, biz birbirimizi incitmezsek Türkiye masasının başındaki adam diyecek ki bu efektif değil. Zaten askeri olarak biz bunları söker atarız. Ama en ufak bir infalde onlar diyecekler ki bu işe yarıyor. Bu efektif. Bu efektif vermeye devam edelim. Kullanmaya devam edelim. Program başında söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Türkün Türkiye propagandası benim kendimin ekranda izlerken en rahatsız olduğum şey olduğu için, hiç işe yaramayan bir şey olduğu için sadece bilgiye dayalı şeyler anlatmaya çalışıyorum burada. Gayretim bu yönde. Programın başına söylediğimi tekrar edeyim. Bu adamlar değil operasyon çekmek, kanalizasyon yapamazlar. Kanalizasyon. Bu arkasındaki sponsorlar olmadığı müddetçe ve biz bu sponsorları ancak birbirimize düşmeyerek bunların arkasından çekebiliriz. Bunun efektif olmadığını, bunun karlı olmadığını. Kapitalizmin doğası budur. Kar etmeyen şey kapatılır. Dünyada kar etmediği halde kapitalizmin kullandığı tek şey Twitter'dır. O da gerek Arap Baharı gerekse şu an sürdürülen operasyonlarda Türkiye'de ve benzeri yerlerde e, örgütlenebilmeleri, dezenformasyon yapma müsait bir alan olması nedeniyle. Bunu defalarca söyledik. Gene söyleyelim doğruyu söylemek e, doğrunun değerini azaltmaz. Değerli arkadaşlarım, kıymetli kardeşlerim, yani kağıda baktığıma bakmayın, gözlerinize bakmaktan yorulduğum için, yoksa şudur, yani benim bütün program hazırlığım görünüyor mu bilmiyorum da, dört tane nottan ibarettir. E, çünkü yıllarımız bu işin içinde geçiyor, sizinkiler de geçiyor, artık geçmesin diye, bizden sonrakiler bunlarla uğraşmasın diye ben bunları anlatıyorum. Tek bir kere tuzağa düşmemiz bunların 50 yıl daha finanse edilmesini sağlar. Bir kere tuzağa düşersek 50 yıl daha ve yüzlerce kere o bombalar patlar. Çünkü sahada, dağda, şehirde bir şey yapamaz hale geldiler. İmkan ve kabiliyetlerini kaybettiler. Bunu da neden sonuç ilişkisi içerisinde anlatmaya gayret ettim. İnşallah muvaffak olmuşumdur. Şimdi Amerika'da yönetim değişiyor. Dolayısıyla belli kadrolar da değişecektir. Strateji asla değişmez. Amerika'nın dünyanın yöneticisi olması, en büyük savaş makinesi olması, en zengin ülkesi olması sağlanmış bir hedeftir ama sürekliliği de esastır. Bu değişmeyecek ama taktiksel noktada çok ciddi değişikliklerle karşılaşacağız. Çünkü Amerika Amerika dediğiniz şey de devasa bir şirketten farklı bir şey değil. Bunu da kontrol etmek isteyen bunun da üzerinde e, küreselciler dediğimiz küresel sermaye ağı dediğimiz bir sistemle Rusya gibi Türkiye gibi ve şu an Amerika gibi milli çıkarlarını, milli sınırlarını korumak üzere politikalar üreten, buna çalışan doğrusuyla yanlışıyla insanların olması bu sistemin bu ülkelerle ve özellikle tabii bu üç ülkenin arasında teknik anlamda, ekonomi anlamında en az güçlü olan biz olduğumuz için ama bir anlamda da en yüksek potansiyele biz sahip olduğumuz için sahada bunlarla uğraşıyoruz şu şudur, bu budur, şu şöyledir, bu böyledir, şu tarihte şöyle olmuştur'a girmiyorum bu programda. Özellikle yapıyorum bunu kafalar karışmasın net koyalım ortaya. Bakın hocam 90'da Kuzey Irak kapıları açtık. Kafkasya'da neler oldu kapıları açtık. Suriye'de bugün kapıları açtık. Bosna Ersek'te kapıları açtık. Buradan SAT'lar, ÖKK'lar yürüyerek gittiler. Çok açık denizlerde atlayıp yüzerek gittiler. Oralarda insanlara çatışmaya öğrettiler. Yapabildiğimiz kadar yardım yaptık. Özbekistan'da öyle. Yalnız bizim için denizin bittiği yerdeyiz. Bizi alacak yer yok hocam. Bizi dünyada kabul edecek yer yok. Buradan başka bir alternatif yok. Bunu milli duygular hamasetle, şunla bu nasıl istiyorsanız öyle alın. Yani altınızdaki arabanız ya da bankadaki mevduatınız üzerinden alın ya da kira geliriniz üzerinden alın ya da yaşam stiliniz, yaşam tarzınız, yaşam özgürlüğünüz noktasında alın. Sizi bizi kabul edecek bir yer yok, gidebilecek bir yer yok. Dünyanın neresinde sıkıntı olursa Türkiye'nin kapıları onlara açıktır, imkanları onlara açıktır. 25 milyar dolar zannederim. Sadece son süreçte harcanmış veya TL fark etmez benim için. Keşke herkes TL'yi kullansa konuşurken de. Çünkü hem dolara karşı bir şeyler söyleyip sonra da tüm verileri dolar üzerinden açıklayınca inandırıcılığımızı da kaybediyoruz ekranlardaki insanlar olarak. Bizim bizim gidebileceğimiz bir yer yok. İşit denen yani Irak, Suriye, Islamic State diye Amerikalıların özellikle tabir ettiği çünkü bunun içinde İslam geçiyor. Yani bunu yüz bin kere, bir milyon kere tekrar ederseniz İslam'la terörü eşitlersiniz kafalarda. Propaganda böyle yapılır. Türk devleti de özellikle eşit demiyor, daha eşit diyor. ISIS demiyor, daha eşit diyor. Neden? içinde İslam geçmiyor. O da kendi imkanlarıyla propaganda yapıyor. Propaganda videosunda adamların elinde M4 var M4. M4. M-4 nedir? SEAL'ın, Amerikan, bizim SAT'lara denk gelir, Delta Force'un, bizim Bordo Bereli'lerin, SAT'ların, e, İngiliz e, SAS'ların ki o yani Special Air Service'tir onun şeyi Bizde sadece kelime benzerliği var, aynı anlama gelmiyor. Bizde su altı savunma, onlarda da SAS var, o Special Air Service komandoları. Kullandığı kısa mesafe orta mesafe Orta kısa orta uzun mesafelerde Dünyanın en efektif tüfeğidir hocam Allah'ın izniyle bizim MPT 76 Onu geçecek geçiyor da Fabrikasyonu bir otursak keşke Adamın elinde bu var Yani Amerika deyince Amerikan filmi deyince Amerikan özel timi deyince SWAT deyince Delta Force deyince Gözünüzün önüne bir silah geliyor sizin İster istemez işte o silahtan var onların ISIS dediği bizim Daesh dediğimiz örgütün elinde. Yani böyle bir kumpas, böyle bir ihanet, böyle bir aldatmaca karşısında bize düşen fikriniz görüşünüz ne olursa olsun programlarımda hep anlattım Türk tarihinde devlet ebed müddettir. Bu devlet kendini var edecektir Allah'ın izniyle. Ama bize düşen Yaşam süremizde vatandaş olarak bize düşen şey hakikaten kenetlenmektir. Bunu olduğu içine düştüğü, düşürüldüğü klişe gayyasından hep birlikte çıkararak haiz olduğu önemi bu kelimeye tekrar yüklememiz lazım. Çünkü kelime önemsizleştirildi. Kelime anlam kaybına uğratıldı bu ülkede ve hala profesyonel şekilde milyon dolarlarla yapılıyor. İşte bir takım entertainment işler, bir takım commercial işler. Tabii ki insanlar eğlenecek... bir şeyler izleyecek. Ben buna karşı değilim. Stalin Rusyası'nda yaşamıyoruz. Yani Sovyet sineması falan... bu tip şeyler direkt propaganda amaçlı kullanılsın gibi bir şey söylemiyorum ama... Propaganda amaçlı kullanılmadan propaganda yapanlar başarılı olmuştur. Mesela Sovyet sinemasından örnek vereyim. Çok iyi filmler çekerler, çok ünlü yönetmenleri vardır. Ama dünyada herkes Amerikan filmlerini seyretti. Neden? Çünkü onlar propagandayı göze sokarak yapıyorlardı. Amerikalılar propaganda yapmıyormuş gibi yapıyorlardı. Ve bu yüzden hepimiz biliyoruz. İşte Amerikan silah dediğim zaman hepinizin gözünde bu yüzden canlanıyor. Var mı aranızda bir tane ben bunu anlattığımda gözünde canlanmaya? 90'larda, 80'lerde ve hala. Hepinizin gözünde o tüfek canlanıyor ve Amerikan'ın simgesi olan o silah şu an İŞİD'li militanların elinde, DAEŞ'li militanların elinde. Program başına dönecek olursak, efektif olduğu sürece, işe yaradığı sürece, infial yarattığı sürece bu örgütler var olmaya devam edecektir. Ya 30 yıl, 40 yıl, isterse 140 yıl olsun, var olmaya devam edecektir. Varlığının yani bunun varoluşsal anlamda kökünün kazınması için işe yaramaz olduklarını bunların finansörlerinin, bunların ağababalarının babalarının görmesi gerekir. Bunu da gösterecek olan sizsiniz benim. Mesela 15 Temmuz kalkışması başarılı olsaydı yani kendinizi nasıl savunurdunuz? Nasıl nasıl yapardınız? Umarım güvenlik konsepti kurulurken, yeni güvenlik konsepti kurulurken devlete akıl verecek değiliz ama bunların da düşünülmesi Gerekir. Suriye'den beter yapmayı kafaya koymuş sivil kadın çocuk demeden öldürme motivasyonuna sahip insanlar nasıl karşı koyacaktık mesela ne yapacaktık bu hiç düşünülüyor mu nasıl nasıl bir sabaha uyanacaktık eğer o kahramanlar o şehitler hayatlarını vermeselerdi. Yani en fazla birkaç süper zengin işte şeye, köstenceye kaçardı yatlarıyla falan. Biz bize kalırdık burada. Burada kalırdık elbette mücadelede ederdik. Elimizden ne geliyorsa taşsa taş sopa ise sopa. Ama bunun bunun da artık bana sorarsanız değiştirilmesi darbeler coğrafyasında ve terörün ısrarla muhatap edilmek istendiği bir bölgede insanların sesim için özür dilerim bu noktada da imkan sahibi yapılması gerekir kanaatindeyim. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Bugün iki şehit uğurlamış bir şehrin Televizyonundan sizlere seslenme imkanı buldum. Merkezimiz Bursa'da ama Türkiye'nin her yerinde. işte Dijital platformlarda, uydularda, şurada, burada. Türkiye'nin her yerinde, dünyanın pek çok yerinde ee, izleniyoruz. Allah razı olsun. Ee, tweetlerinize cevap veremedim. Benim bağlanamıyorum. Umarım genel bir sorun değildir. Göremedim yani program esnasında. Ee, daha sonra cevap vermeye çalışacağım. Daha sonraki programlarda... Dün e, evvel emirde dikkat edilmesi gereken e, mezhep tuzağına değindik. Bugün yine evvel emirde ivedilikle değinilmesi gereken infial noktasına değindik. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Hakkınızı helal edin. Pazartesi günü ölmez sağ kalırsak, hala nefes alıyor olur isek, başımıza kötü bir şey gelmezse hayatta olmaktan en keyif aldığımız yerde, en huzur bulduğumuz yerde karşınızda olmak istiyoruz. İyi bir akşam, güzel bir hafta sonu dilerim efendim. Dünyanın hali bitti.